Herkese merhabalar. Orhun, Eda'nın görüntüleri silmeye çalıştığını anlasın ve Eda yılanını konaktan kovsun diyenler beğeni tuşuna bassın. Biz de sayımız görmüş olalım. Dilerseniz videomuza geçelim. Hira, Ali'nin mutluluğu için her türlü desteği vermeye başladı. Hira, Ali'nin mutluluğu için elinden geleni yapar. O sırada Orhun, Ali'ye bu hayatı kimin yaşattırdığını bulmaya çalışır. Orhun, geçmişte defalarca Afife'yi affetti ama Afife'nin son yaptığı da ortaya çıkarsa Orhun bu sefer Afife'yi asla affetmeyecek. Afife Orhun'un kendisini affetmeyeceğini bildiği için de gerçeklerin ortaya çıkmasından çok korkar. Afife geçmişte Hira'yı da köle olarak gördüğü için yapmadığı yazı er kalmamıştı. Afife aynı eziyetleri geçmişte Niyama yapmış gibi görünüyor. Afife Ali'nin konağa gelmesinden dolayı çok rahatsız oldu. Bu yüzden Ali'ye kötü davranarak Niyama yapmış olduğu kötülükleri Ali'ye de yapmaya çalışıyor. Geçmişten yanının arkasında duracak kimse yoktu. Ama şimdi Ali'nin zarar görmemesi için engel olacak destekçileri var. Orhun ve Hira ellerinden geleni yaparak Ali'ye zarar gelmemesi için her türlü desteği vermeye hazırlar. Bu yüzden Afife ne kadar kudurursa kudursun Ali'ye kötülük yapamayacak. Hira kendisine yapılan kötülükleri savunamadı ama Ali'ye kimsenin kötü davranmasına izin vermeyecek. Orhun Ali'ye bu kötülüğü kimlerin yaptığının peşine düşerken Afife de geçmişte yapmış olduğu kötülüğün üstünü kapatmaya çalışır. Orhun ve Hira arasındaki mutluluk devam eder. O sırada Eda yılında Hira'nın masum olduğunu ortaya çıkaracak olan görüntüleri ortadan kaldırmaya çalışır. Eda yılanı Orhun'un odasına girerek görüntüleri ortadan kaldırmaya çalışır. Eda, Hira'nın masum olduğunu ortaya çıkaran görüntüleri kendisi de izledi. Ama Eda görüntüleri sonuna kadar izlemeden Hira'nın suçlu olduğunu düşündü. Bu yüzden Eda görüntüleri sonuna kadar izlemediği için Hira'nın masum olduğunu göremedi. Bu yüzden Eda Hira'nın görüntüleri ortadan kaldırmadan Afife'nin izlemesini sağlamak da isteyebilir. Eda yaptığı kötülüklerle kendi sonunu hazırlamaya başladı. Orhun zaten Eda'nın yaptığı hareketlerden dolayı ondan nefret etmeye başladı. Eğer ki Orhun yapılan kötülüklerin arkasında Eda olduğunu anlamaya başlarsa, Eda'nın konaktan kovulacağı zamanlar az kaldığını söyleyebiliriz. Eda'nın Hira'nın köşeye sıkışması için görüntüleri ortaya çıkaracak. Ama Orhun, Hira'nın masum olduğunu bildiği için sevdiği kadını kimseye ezdirmeyecek. Zaten çok geçmeden Hira'nın masum olduğunu kendisi dahil konaktaki herkes öğrenecek. Orhun'un bir an önce Hira'ya gerçekleri itiraf etmesi gerekiyor. Ama Orhun, Saadet'in kötü oyunlarından korktuğu için gerçekleri itiraf edemiyor. Zaten Saadet de Hira'yı tuzağına çekmek için hazırda bekliyor. Özellikle Saadet, oğlu Selim'i yanına çağırmasının ardından her türlü kötülüğü yapabilecek niteliktedir. Saadet, geçmişte oğlu Selim'le beraber planladığı kötülükler yüzünden Hira'nın ailesi kaza yapmıştır. Saadet elindeki zenginliği kaybetmemek için her türlü kötülüğü yapmaya hazır. Bu yüzden Orhun'un Hira'ya karşı daha dikkatli olması gerekiyor. Sizler bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında bizlere kendi görüşlerinizi belirtebilirsiniz diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.